Körfez ilçeleri ziyaretlerinin son etabında Ayvalık'ı ziyaret eden Hak ve Eşitlik Partisi Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, ilçe merkezinde Hak ve Eşitlik Partisi Balıkesir 3. sıra milletvekili adayı Esra Öztürkler'in yanı sıra partililer ve kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından karşılandı. Partililerle birlikte Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Talat Paşa ve Gümrük caddelerinde bulunan esnafları ziyaret eden HEPAR Genel Başkanı esnaflarla ayaküstü sohbet ederek Türkiye'nin ekonomik durumu ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Esnaf ziyaretinin ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki çay bahçelerinde vatandaşlarla tokalaşarak selamlaşan Osman Pamukoğlu, daha sonra Atatürk anıtının bulunduğu meydanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içindeki ve dışındaki partileri iç ve dış düzenin birer parçası olarak niteleyen Pamukoğlu, "Bunlar sadece üç şeyi iyi becerirler, uyuturlar, avuturlar ve soyarlar. Ama Anadolu Kartalı'nın sembolü olan Hak ve Eşitlik Partisi bunların önünü kesmeye hazırlanmaktadır," dedi. Pamukoğlu, "Siyasi meseleleri siyasi karar ve sonuçlar çözer," dedi. "Siyasette ben 50 küsur yıldır bu ülkede yaşıyorum. Üç şeyi becerirler. Uyuturlar, avuturlar, soyarlar. Bunların hepsi, meclis içinde ve dışındaki tümü, iç ve dış düzenin bir parçası. İşte eski Osmanlı niye çöktü? Kapitülasyonlar. Değil mi? Hep okullarda böyle öğretmediler. Evet. Neydi kapitülasyon? Net bir pratik. Gümrükleri vergisiz, yabancı malları açacaksın. 96'da açtılar işte. Onun için baş edemiyoruz. Şimdi gel size bir tane şu nerede en yakın büyük bir markete gidelim. Etlere bakalım. %72 yabancı. %72 yabancı. Et dışındaki ürünlere bakalım. %60'ı yabancı. Biz bu hale düşecek ülke miyiz? Yerli çok hep yabancı. Hayır, bir ülke miyiz ya? Biz bu hale düşecek ülke miyiz? Tarım ülkesi. Bir şey daha söyleyeyim. Ne tarım ne hayvan kalmadı. Hak ve Eşitlik Partisi Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, daha sonra seçim otobüsü ve partililerden oluşan araç konvoyuyla Ayvalık'a bağlı Küçükköy beldesiyle Sarımsaklı'da seçim gezilerini sürdürerek ilçeden ayrıldı.